Mikrofonda tamam. Canım penceresinden herkes saygılar, sevgiler. 2019 yılından bu yana hem sıfır hem ikinci el otomobil piyasasında fiyatlar yükseldikçe yükseldi. Gerek haklı gerek haksız bir otomobil piyasasında balon oluştu. Şimdi devletin yaptığı bazı müdahaleler söz konusu. Aslında yaptığı müdahaleleri arttırması söz konusu. Şimdi bu müdahaleler sonrasında ikinci eldeki ve sıfır otomobil piyasasındaki balon patlar mı sorusu insanların aklına geliyor. Otomobil piyasasını ya da otomobil fiyatlarını etkileyen birçok faktör var. Ben bu videoda bunlardan en önemli bulduğum 3 faktörü anlataraktan konuyu anlatmaya çalışacağım. Şimdi otomobil piyasasını etkileyen faktörlerden ilki bana göre otomobil üretim maliyeti ve markaların karlılığı. Dünyada ülkemizdeki ekonomik durum ortada, sürekli fiyat artışları ortada. Bundan dolayı otomobil üretim maliyetinde herhangi bir düşüşün olmasını beklemek çok gerçekçi değil. Zaten otomobili olan talep yüksek olduğundan dolayı taşıt bayilerinin ya da markaların karlılıklarından ödün vermelerini beklemek de çok doğal değil. Bu yüzden ilk madde üzerinde çok fazla durmamıza gerek yok. İkinci madde ise otomobil piyasasını etkileyen unsurlardan önemli bir tanesi de devletin aldığı vergiler. Şimdi otomobil piyasasında KDV %18'den %20'ye çıktı. Onun dışında ÖTV, MTV bir sürü vergi alınıyor. Hali hazırda ülkemizde deprem olmuş, ekonominin durumu, devletin hazinenin durumu ortadayken hani bırakın mevcut vergilerden indirim yapılmasını, yeni vergiler eklenmemesine bir çoğunluk razıdır ki yeni vergilerde hani %2 olarak KDV artışı da geldi. Bu anlamda ikinci başlık yani otomobil piyasasını, otomobil fiyatlarını etkileyen ikinci maddede vergi ve devletin aldığı harçlar bakımından değerlendirildiğinde bunlarda herhangi bir düşüş olması söz konusu değil. Bu yüzden otomobil fiyatlarının düşmesini beklemek çok akıllıca olmaz. Üçüncü ve bana göre otomobil piyasasındaki en önemli belirleyici faktör olan arz ve talep dengesinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Konu biraz karışık gibi görünebilir. Bu yüzden bazı yerlerde daha net ifadeler kullanacağım için not aldım. Notlar üzerinden gidebilirim ama öncelikle şunu söyleyebilirim. Otomobil piyasasında bir balondan bahsediliyor ama aslında balon talep balonu arkadaşlar. Otomobil son dönemlerde işi olan, ihtiyacı olan olmayan herkesin ilgi gösterdiği bir şey olduğu için, faktör olduğu için herkes otomobile yöneliyor. Bu da ister istemez otomobili olan talebi arttırıyor ve talep artınca piyasa böyle allak bullak oluyor. Böyle bir durumu bunu bir cebimize koyalım. Şimdi benim aldığım notlardan devam edeceğim arkadaşlar ve önce arzdan devam etmek istiyorum. Şimdi otomobil arzında piyasada, dünya piyasasında, dünya otomobil endüstrisinde hali hazırda çip krizinin etkileri devam etmekle birlikte ülkemizde üretilen ve ülkemize ithal edilmiş olan, ülkemize girişi yapılmış olan otomobillerde büyük bir artış söz konusu. Bunu zaten otomobil satış rakamlarından görebiliriz arkadaşlar. Otomobil satış rakamları şöyle. Bu yıl benim önce tahminimi söyleyeyim. Bu yıl ülkemizde muhtemelen 1.2 milyon adedin üzerinde otomobil ve hafif ticari araç satılacak. Ve Otomobil Distribütörleri Derneği ilk 6 aydaki yapılan satış açıklaması şöyle arkadaşlar. İlk 6 ayda ülkemizde 556.369 adet otomobil ve hafif ticari araç satılmış. Şimdi şöyle bir şey diyebilirsiniz sizler. Bu cümleyi duyduktan sonra ya arkadaş sen ne diyorsun? Bayiye gidiyoruz, bayi bize yok çekiyor diyebilirsin. Sonuna kadar haklısınız ama buradaki durum şundan dolayı değil. Otomobil yokluğundan dolayı değil. Otomobil hiç olmadığı kadar bu yıl ülkemize girdi. Fakat otomobilde otomobile olan talep yani o otomobili satın almak isteyen kişi sayısı artmaya devam ediyor. Özellikle son 4 yıldır. Otomobil atıyorum 10 tane ülkemize giriyor. Geçen yıl 12 kişi almak istiyordu. Bu yıl 14 kişi almak istiyor. Bundan dolayı otomobilde bir yok çekilmesi söz konusu oluyor. Tabii bu yok çekilmesinin çeşitli etkileri var. İşte ve burada otomobilde o sıraya giren 14 kişinin belki abartmadan söyleyeyim en az 6 tanesi otomobili doğrudan ihtiyacı olduğu için otomobili almak istemiyor aslında. Otomobili bir yatırım aracı olduğu için ya da otomobilde işte bayi ilişkisi olduğu için oğlundan kâr edeceğini düşündüğü için o talebi oluşturuyor. İşte devlet de burada son dönemlerde yaptığı uygulamalarla bu talep balonuna müdahale etmeyi hedefliyor arkadaşlar. Çünkü piyasa kötü durumda arkadaşlar. Piyasa sadece fiyat olarak bakıldığında kötü durumda değil. Aynı zamanda ahlaki olarak da çok iyi durumda değil. Şimdi bu piyasada bir fırsattan istifadecilik hem sermaye cephesinde hem işte bayi cephesinde yoğun bir biçimde görülüyor. Tabii bunun ahlakı hani kişisel olarak değişiklik gösterebilir ama şöyle bir durum var. Bayi diyor ki arkadaş ben zaten diyor elimdeki arabadan daha çok müşterim varsa diyor ben işte müşteri seçerim diyor.
Bana takası araba verene araba veririm diyor. Ona bir 50-60 bin üstten fazla alırsam para verebilirim diyor. İşte 3 liralık aksesuarı 15 liraya almaya razı olursa diyor. Buna işte kağıt falan imzalarsa bu kişiye araba verebilirim diyor. Ya da bayi zaten diyor ki geçmişte benim bu insanlarla ticari ya da sosyal ilişkilerim vardı. Bunlar hatırlı kişiler. Filo galericilerden ya da şeylerden bahsediyorum. Hani bu işin içinde olan kişilerden bunlara otomobil veririm diyor. Tamam, devlet bu konularda bazı önlemler aldı ama önlemler yeterli olmamıştı. Çünkü örneğin galerici gidiyor, şirket adına şeyi almıyor, otomobili almıyor, otomobil sırasında olmuyor. İşte bacanağının adına otomobil alıyor, kaynının adına otomobil alıyor, çocuğun yani bir yakınları tarafından otomobil alıyor. Böyle bir bu süreç devam ede geliyordu. Bununla birlikte hani biraz parası olan, şöyle cebinde işte 2-3 milyon lira parası olan kişi ya diyor altına ya da döviz zaten çok kazandırmıyor. Ben biraz da böyle heyecan seviyorum diyorsa, bayilerle de biraz iyi ilişkileri varsa gidiyor bayiye. Herhangi bir otomobili alıyor. 800-900 bin liraya otomobili alıyor. Sonra piyasaya çıkartıyor o otomobili. En az 100 bin kar koyaraktan bu otomobili çok kısa süre içerisinde satıyor. Ve süreç bu şekilde süre geliyor. Şimdi bu durum elbette otomobil piyasasında büyük bir olumsuzluk yaratıyordu. Devletin son aldığı önlemler bunların biraz ötesine, yani bunları biraz yok etmeye yönelik arkadaşlar. Burada şunu söyleyebilirim. 6 artı 6 yasası söz konusuydu ve bu sadece tüzel kişilikler, yani galericiler, esnaflar için geçerliydi. Şimdi 15 Temmuz'dan sonra bu yasa, ya bu yasa yanılmıyorsam 1 Temmuz'dan sonra şu an geçerli. Hem bireysel satıcılar için hem de yani şahıslar için, herkes için geçerli. Hiç kimse aldığı sıfır otomobili 6 ay ve 6000 kilometre kullanmadan satamayacak. Bu çok yerinde bir karar oldu. Çünkü bu otomobili alanlar satış amaçlı. Hani az önce bahsetmiştim ya, elinde işte 2-3 milyon lira para var. Bu parayla işte gidip otomobil alıyor. O otomobili garaja çekiyor. Çok kısa süre içerisinde 100 bin lira, 200 bin lira kâr ederekten otomobili satıyor. İşi yapanların piyasadan elinin çekilmesini sağlayacak. Bu çok yerinde bir karar. Bununla birlikte devletin çıkarttığı bir diğer uygulamada arkadaşlar, ikinci el otomobil o markanın tavsiye ettiği satış fiyatının üzerinde olamayacak. Hani az önce söylemiştim ya, otomobili 1,3 milyon liraya satın alıyor. Sonra işte gidiyor bu otomobili 1550 liraya satlığa çıkartıyor. 1500 liraya da velhasılı kelam sıra beklemeden ya da bu işlerle uğraşmak istemeyenler kişilerce o otomobil alınıyor. Şimdi devlet şöyle aksesuarlar hariç aslında, ama bu şu anlama geliyor. İnternet sitelerinde işte markaların şeyleri var. Liste satış fiyatları, tavsiye edilen, önerilen satış fiyatlarının üzerinde ikinci el otomobil satamaz diye bir madde getirdi. Bu maddeye uyulması gerekiyor ve uyulduğu takdirde arkadaşlar gerçekten otomobil piyasası için çok faydalı olacak. Bunun nasıl bir faydası olacak? Öncelikle otomobili kendisi için değil de otomobil üzerinden kâr sağlamak için o otomobili alanlar artık bu piyasada olmayacak. Şimdi bu durumun etkileri şöyle oluyor arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde, hatta birkaç gün evvel bile gördüm ben bunu. Taşıt bayileri artık insanları aramaya başladı. Son bir iki günden bahsediyorum ben bunu. Bu yasa çıktı çıkalı. Daha yürürlüğe girmemiş olmasına rağmen bile. Taşıt bayisi işte otomobili alan kişi zaten şey için almış. Ya ben bu arabayı alayım 1,1 milyona. Zaten ikinci eli 1,1 milyon 250 bin lira, 150 bin lira kar ederim düşüncesiyle alıp garaja çekmeyelim de bakıyor bu sırada bekleyen kişi zaten şey bu işi kullanmak için yapmıyor. Aman diyor, devlet benim önümü kesecek, bu işin 400 bin lira cezası var dedikten sonra bu işten vazgeçiyor. Taşıt bayisi de bu durumda ne yapıyor? Diğer bir sonraki sıradaki alıcıya yöneliyor. Sıradaki, yani bu durumun neticesinde otomobili gerçek alıcıları kullanacak. Gerçek alıcılarına ulaşacak. Gerçek alıcılara ulaşması otomobil piyasasını büyük ölçüde rahatlatacaktır. Bununla birlikte piyasada hali hazırda olan bu otomobilleri ellerinde bulunduran kişiler yani fiyatları düşürmek zorundalar. Fiyatları düşürmek zorundalardan kastım zarar edecekler anlamında değil. Zaten otomobil fiyatları döviz bazında sürekli yükseldiği için kâr ediyorlar. Burada fahiş fiyatlar ortadan kalkmış olacak. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün işte mesela işte Peugeot 3008'in liste satış fiyatı atıyorum 1 milyon 350 bin lira. İkinci el ilan fiyatlarına bakıyorsunuz 1,6 milyon lira. Şimdi 1,6 milyon liraya satan kişi, madem bu otomobili satamayacaksa ya da gerçekten satıcıysa, yani
Kâr amaçlı değilse, otomobili kullanıp satma eğilimindeyse, bu kişi doğal olarak sağına soluna bakıyor. 1,6 milyona satıyorlarsa diyor, ben de diyor bu arabayı işte en azından 1550 liraya satayım diyor. Şimdi bu devir biraz ortadan kapanıyor arkadaşlar. Bu kişi gerçek satıcıysa ve böyle bir kanun varsa, muhtemelen liste fiyatı 1300 lira olan bir otomobili götürüp 1250 liraya satacak. Tabii bu durumda zincirleme olarak onun 2020 modelini, 2018 modelini, 2000 işte 5 modelini aşama aşama etkileyecek. Burada piyasada böyle bir durum söz konusu. Tabii bu söylediklerimi, şimdi şöyle bir durum söz konusu. Bu söylediklerimin geçerli olabilmesi için biz Türk halkı genellikle uyanık halkız. Her böyle bir yasakta, her bir kanunda o kanunu böyle saf dışı edebilecek bir ayrıntı bulur çıkarız. Burada aslında devletin bunu doğru bir şekilde müdahale etmesi gerekiyor. Doğru bir şekilde kontrol etmesi gerekiyor. Eğer devlet gerçekten bu otomobil camiasında bu işleri kontrol ederse otomobil fiyatlarının düşebileceğinden kastım şu arkadaşlar. Hani şimdi 1 milyon liralık bir otomobilin 800 bin liraya, 700 bin liraya düşmesinden kastetmiyorum. Şimdi normal piyasa aynı şekilde devam ederse 1 milyon liralık bir otomobili önümüzdeki ay 1 milyon 100, 1 milyon 150 bin lira olurdu. Eski seyrinde olacak olsak sürekli artarak artmaya devam ederdi. Yani düşmekten kastım benim aslında şu. Otomobil artık bir yatırım aracı olmaktan çıkarsa otomobil hani normal artışında işte 1 milyon liralık bir otomobil önümüzdeki ay 1 milyon 20 bin lira olabilir gibisinden. Hani normal bir artış devam edecek, piyasanın dengeli olacağını, sadece bu işte gerçeklerin, gerçek kişilerin, gerçekle bu ilgili bu işi otomobil ihtiyacı olan kişilerin piyasaya girmesinden dolayı bir gerçeklik ve mantıklılık durumunun oluşabileceğini söyleyebilirim. Tabii burada altını çizerek söylemem gereken nokta şu arkadaşlar. Devletin yaptığı uygulamalarda iyi bir kontrol ve denetim mekanizmasını devreye sokması gerekiyor. Burada bu önemli. Eğer bunu yapmazsa ya da yine bir uyanıklık çıkarsa maalesef bu iş olmaz. Şimdi sonuç olarak ikinci el otomobil camiası ile ya da sıfır otomobil camiası ile ilgili ben şunu net bir biçimde söyleyebilirim. Sıfır otomobil camiasında kesinlikle artık yok devre azalacak arkadaşlar. Özellikle hani bu aradaki satıcılar, aradaki böyle hani aracılar böyle bir kuyruk olur, kuyrukta ön sıraya girene rüşvet verilir ya, bu aynı onun mantığı. Yani onlar aradan çıktığı için buradaki kuyruk azalacak. Doğrudan gerçek tüketicinin otomobil alması daha da kolaylaşacak. Onun dışında ikinci ele baktığımızda, ikinci elde tırnak içinde şunu da söylemek istiyorum. İkinci elde zaten ikinci el arzının artabilmesi için ülkemizde ikinci el fiyatlarının gerçekten düşmesi için, ciddi anlamda düşebilmesi için ikinci el otomobillerin artması gerekiyor. Bunun için de belki ikinci el otomobil ihracatının önüne açılması gerekir ama şu ekonomik düzende gerek hani dış ticaret dengesi açısından gerekse işte hani Türkiye'nin Avrupa'nın otomobil çöplüğe dönmesi endişesi açısından ikinci el otomobil ihracatının önünün açılabileceğini sanmıyorum. Mevcut bu şekilde elimizdeki otomobillerle devam edebileceğimizi düşünüyorum. Bundan dolayı benim öyle bir beklentim yok. Ama ikinci elde sıfırdaki bu denetim mekanizması sağlıklı bir şekilde yapılıp yürürse ikinci elde de doğrudan piyasa etkileyecektir ve zamanla ikinci elde daha alınabilir hale gelecektir. Burada şunu kastediyorum arkadaşlar. Piyasada şöyle bir şey var. Paranız varsa, örneğin 3 milyon lira paranız varsa, siz araba işiyle ilgileniyorsanız son 1 yıldaki 3 milyonunuzu belki 6 milyon, belki 8 milyon yapmış olabilirsiniz. Burada tabii bir sakıncası yok parası olan zengin adama için. Fakat hani cebinde böyle 250-300 bin lirası olan kişiler de işte araba almaya çalışıyor. İşte hani zaten bu durumda biraz daha yanlış tercih yapmama eğiliminde oluyorsunuz. Ya işte şu arabayı mı alayım, belki şunun fiyatı biraz daha hesaplı mı? Şöyle bir düşünmece sürecine girdikten sonra hali hazırdaki arabayı da kaçırıyorsunuz. 300 bin liraya, 400 bin liraya alacağınız arabaların her geçen gün model yaşı daha da geriliyor. Yani burada mağdur olan aslında fakir tüketici oluyor maalesef arkadaşlar. Bu sözlerimi lütfen kimse yanlış anlamasın. Ben de bu fakir tüketicilerden biriyim. Burada şunu söyleyebilirim. Hani benim kişisel tavsiyem şu. Devletin yaptığı uygulamaların sağlıklı bir şekilde işleyip işlemeyeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Eğer otomobile olan ihtiyacınız acil değilse ve çok kelepir bir otomobil, bulduğunuz otomobil çok kelepir değilse otomobil için acele etmeyin. Yani en azından şu Ağustos'u bir görelim, şu 15 Temmuz bir geçsin, 15 Temmuz sonrasında bu liste fiyatının üzerine satış yasağı gelmiş olacak. Devlet bunlarla ilgili tedbirleri almış olursa gerçekten piyasa değişecektir diye tahmin ediyorum. Benim de kişisel tavsiyem bu yönde arkadaşlar. Kısa bir süre beklemeniz. Hani piyasa eğer buna çözüm üretemezse veya devlet bu işin üzerinde durursa
lehimize olacağını düşünüyorum. Bu yüzden beklemeliyiz. Ama onun dışında kelepir bir otomobil bulursunuz. Acildir otomobile ihtiyacınız. Burada bir şey diyemem. Umarım anlatmaya çalıştıklarımı doğru bir şekilde anlatabilmişimdir. Piyasa karışık. Hani videoyu izleyip de işte bir ay sonra otomobil fiyatları düşecek dedin, düşecek, düşmedi, yükselecek dedin, yüksel. Öyle bir şey olmuyor. Şimdi bir şeyin fiyatının aslında düşmesini beklemek günümüzde hata. Fakat bir şeyin fiyatının diğer yatırım araçlarıyla, örneğin işte siz altını bozdurup otomobil alıyorsanız zarar edebilirsiniz. Fakat paranızı TL'de bırakıp otomobil almaktansa TR, yani Türk lirası olarak değerlendiriyorsanız burada da farklı bir zararınız olur. Bu ekonomik dengelerdir. Bunun için biraz daha araştırma yapmanız gerekiyor. Hani bu konuda özel bir danışmanlık isterseniz kanalda katılabilirsiniz arkadaşlar. Katıl tuşuna basarsanız şeyleri görebilirsiniz. Oradaki alternatifleri görebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu videodan bu kadar. Umarım hepimiz için hayırlısı olur. Umarım piyasa düzelir arkadaşlar. Herkese saygılar, sevgiler. Hoşça kalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.